Şimdi e, ne yazık ki yargı üzerinde e, siyasi iktidarın özellikle Adalet Bakanlığı kanalıyla hakim savcılar kurulu başkanı olarak e, etkisini herkes kabul ediyor. Zaten bu etkiden dolayı biz yıllarca mağdur olduk. Yani e, burada suç yok, tutuklanmasına gerek yok, salı verelim diye hakimleri tayin edip yerine FETÖ'cü hakimleri getiren bir Adalet Bakanlığından bir e, siyasi iktidardan bahsediyoruz. Daha sonra da aynı şey Bu iddianamede evet, de işte savcıların evet. nasıl az, uzaklaştırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, içimize sinmese de Cumhurbaşkanı'nın e, Ayşe Ateş'i de kutluyorum. E, bir, güzel, iyi bir mücadele veriyor. E, eşinin, katillerinin yakalanması ve adalet hesap vermesi konusunda örnek bir e, Cumhuriyet kadını olarak dimdik ayakta duruyor. E, dolayısıyla o resim, resmin duruşma salonlarında, yargıçlar üzerinde, savcılar üzerinde hatta tanıklar varsa gizli tanıklar üzerinde mutlaka etkisi var. Yani hangi yönde? Hukuk ve adaletin gerçekleşmesi yönünde. Yani o yüzden zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi fazla. Yani ben katılıyorum bu tepkiler Sayın CHP Genel Merkezi'nin ziyareti veya Özgür Özel'le görüşmesinden ziyade bu davanın somut, bu davaya yönelik tepkiler. Çünkü Bahçeli'nin bu konuda katkısı olmadığına ben de inanıyorum güvendiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir siyasetçidir ama aşağıya doğru indikçe MHP'nin eteklerine yapışacak tabi yapıştıkça da kamuoyunda MHP'yi eritecek bir siyasi davaya dönüşüyor burada MHP büyük hata yaptı yani baştan adalet neyse suçlular kimse hepsinin yargıya adalete hesap vermesi için Serbest bırakacaktı. Yani iddialar öyle bir noktadaki i̇şte genel yani, başkan yardımcılarının evet, yargıta üyeliği evet. pazarlığı yaptığı yönünde evet, iddialar evet. konuşuluyor. Yani sonuçta bir siyasi parti mutlaka hukuk ve adaletin yanında olmalıdır. Yoksa suçluyu korumak nereye kadar? Sonuçta gerçeklerin bir huyu vardır. Mutlaka ortaya çıkarlar. Dolayısıyla 1 Temmuz'da başlayacak yargı sürecinde de tanıklar, sanıklar konuştukça e, kamuoyuna da açık bir dava e, gizli kararı da yok. Dolayısıyla bu cinayetin arka planı ve e, iddia edildiği gibi varsa da MHP'nin e, alt tapaka e, yöneticilerle bağlantılar ortaya çıkacak. Bu o, süreçte de en çok zararı e, yanlış tutumu nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi görecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, tabi biraz sonra gireceğiz. E, bu dava e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin eteklerine yapışmış, onu aşağı çekmeye aday bir dava. Baştan yanlış tutum takındığı için. Doğrunun, gerçeğin, adaletin peşinde olsaydı böyle bir sorun olmayacaktı. 3-5 e, suça karışmış e, yöneticisini, üyesini e, yargıya teslim ederek bu işten temize çıkacaktı. Ne yazık ki e, yanlış bir tutum takındılar. E, esas konu, e, vatandaşın temel konusu, hukuk ve adalet genelde, yani e, bir tahliye davası açıyorsunuz 3 sene sürüyor. Yani evinize taşınacaksınız kiracıyı 3 senede çıkaramıyorsunuz. Ee, biraz önce e, Sayın Bakan'ın da söyledi asu emekli subayların durumu. Emekli binbaşı kardeşlerimiz var. Yani evet. mecbur hizmeti doldurup ayrılmışlar. Maaşları yani çok düşük geçinemiyorlar. E, dolayısıyla emekli başta olmak üzere emekçinin ülkemizin geldiği ekonomik sıkıntıların e, vatandaş iliklerine kadar hissediyor. Temel konu bu, temel sorun bu. Zaten muhalefeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan konu da bu. Yani iktidar bunu çözmediği sürece ne yaparsa yapsın, ister MHP ile oynasın, ister CHP ile oynasın, hiçbir şey değişmez. Yani e, sonuçta zaten çözemezse bir erken seçim de kaçınılmaz olur. E, ben e, çok umutlu değilim iktidarın başarısı konusunda umutlu değilim. Çünkü bu yanlışları yapan, yaptığı yanlışların doğru olduğunu yıllarca savunan bir iktidar, neden e, bu saatten sonra doğruları yapmaya kalksın? E, niye şimdiye kadar yanlışlar yaptı? O açıdan e, ekonomi bilimini, finans bilimini reddeden, e, inançla e, bilimleri, bilimi birbirine karıştıran bir siyasi liderlik, siya, siyasi önderlik bu çıkmazdan e, kurtulamaz, ülkeyi aydınlığa getiremez diye düşünüyorum. Keşke evet. getirse hepimiz mutlu oluruz ama e, bu e, ilk seçimde iktidar değişimiyle beraber Bilimsel, genç, dinamik kadrolarla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, başarabileceği, üstünden geleceği bir, bir e, konu olduğu kanaatindeyim. 2002'de de bunlar e, krizden sonra, 99 krizinden sonra, 2001 krizinden sonra geldiler ve ekonomi belli bir sürece sıcak parayla devam etti. E, önümüzdeki süreçte de e, ekonominin temel konu olacağı, geçim sıkıntısının temel konu olacağı kanaatindeyim. Tam doğru.